Evet efendim, açıkça devam ediyor. Simten Karahasan, bu moderatörler de helak oldu her söyleneni düzelteceğiz diye. Bu arada şunu söyleyelim. Gürsel Tekin de hani az önce dedi ya, ya bu da ne böyle kanalın başına bir şey gelmesin diye dilimizin ucuna geliyor. Hayır, sen burayı için demiyorum canım. Tamam bir şey, hayır, şunu söyleyeyim ama şu yanlış anlaşılmasın. Bu bizim belli hususlarda böyle çekince koyduğumuz, dikkat ettiğimiz unsurlar. Ama sayın seyirciler, Ertmen lütfen Bey, geçen başka bir kanalda. Tamam, ben onunla ilgili demiyorum. Orada da aynı şey. Yani zarar vermeyelim istiyoruz. Nasıl bir iklimde yani yaşadığımızı göster. Ama şöyle, Halk TV ile ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bunlara dikkat ediyor oluşumuz, gerçek meseleleri gündeme getirmediğimiz anlamına gelmiyor. Onları gündeme getiriyoruz. Pek çok kanalın cesaret edemediği onları hala söylüyoruz. Hala yorumcularımızdan bu konuda yorum alıyoruz. Gerçekleri dile getiriyoruz. Ama evet, bir iki cümle, bir iki metafor, bir iki benzetme de konuklarımız da sağ olsun bize hoşgörü gösteriyorlar. Eksik şey yapıyorlar ama söylüyoruz. Şimdi emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da bizimle birlikte. Ahmet Bey, merhaba tekrar. Merhabalar Gökmen Bey. Tekrar iyi geceler diyeyim. Evet. Şimdi sayın bir şey daha söyleyeyim. Madem evet, programın adı Açıkça, evet, ben de şunu ifade edeyim. Biraz önce beni iyi yumuşattınız, reytinginizden istifade edeceğiz falan diye. Yani ben de kandım, yoksa biraz oturduğum yerde köpürmüştüm yani. Tamam. Çünkü 23'te bağlanacağım diye bekliyorum burada. Evet. 23.30 oldu, hala beklenemedim. Bunu küçükçe size ifade edeyim. İkincisi de programı başından sonuna takip ediyorum. Bir kavram çok yerinde tartışılmadı gibi geldi bana. O da şu, elit kavramı. Yani Boğaziçi Üniversitesi elit midir değil midir falan. Bence elit olmaktan korkmaya gerek yok. Tabii keşke herkes elit olsa. Keşke. Peki. 1918'de Atatürk'ün Karlsbad'la ilgili anılarını yazdığı bir kitap var. O diyor ki, ben diyor niye halkın seviyesine inecekmişim diyor. Bu kadar eğitimi niye aldım diyor. Benim meselem diyor halkı kendi seviyeme çıkartmak olur diyor. Dolayısıyla bu elit kavramının bir pozitif yanı vardır, bir de negatif yanı vardır. Türkiye'de negatif yanı çok ön plana çıkartılıyor. Hani siz elit olursunuz da insanları hafife almazsınız, aşağılamazsınız, saygısızlık etmezsiniz. O farklı bir kavram ama biz elit olmalıyız. Elitizme eleştiri getirenler çocuklarını en iyi üniversitelere göndermek istiyor. Hiçbir hastayı gördünüz mü siz, kötü doktora gideyim de muayene olayım, tedavi olayım diyen? Ya da her biri Mercedes'e biniyor. Yani şimdi lütfen kavramları herkes yerli yerinde oturtmalı ve ona göre konuşmalı diye düşünüyorum. Peki. Bu hatırlatmadan sonra sorunuza cevap verebilirim. Tamam. Sayın Yavuz, sağ olun. Biz tabii hep uzun yıllardır hukukumuz olan konuklarsınız. Aynı zamanda o yüzden hani hoşgörünüze sığınarak böyle gecikmeler olabiliyor. Yayının temposunu öncesinden çok tahmin edemeyebiliyoruz. Ben yine de özür dilerim gecikme için. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi siz gayet iyi biliyorsunuz mevzuyu. Serdar Atasoy 2020 Ağustos'ta 45 dakika süren, sadece 45 dakika süren bir yaş toplantısında Tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı. Sonra FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Yani bu şekilde belirtildi ve bu da bir şok etkisi yarattı. Şimdi nasıl bu mevkiye yükseldi? Ondan sonra başka tartışmalar da var. Müyesser Yıldız diyor ki, ya diyor, ben o zaman hapisteydim. Bana bile bu kişiyle ilgili bilgiler gelmişti. İlgili birimlere nasıl gitmez? Bu kişi nasıl bu noktalara geldi? Bunu bize bir özet, yani eğer şey, yani sizin için aydınlandı mı bu mesele? Bize anlatır mısınız lütfen? Nedir bu Serdar Atasoy vakası? Şimdi Gökmen Bey, önce yapıyı bir doğru düzgün bilmek lazım. O yapıyı doğru kavramazsak bu hataların nasıl olabileceği konusunda anlayamayabiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Yani tamam, FETÖ'yle ağırlıklı olarak da ordu içinde olmak üzere bir mücadele yürütülüyor. Bu hukuki, idari, siyasi anlamda bir mücadeleyi ihtiva ediyor. Ama FETÖ ile yürütülen mücadele ideolojik temelden yoksun bir mücadele. Yani bununla ne demek istiyorum? Siz FETÖ nedir? FETÖ bir cemaat, değil mi?
Yani dini bir cemaat. İşte Amerika'ya yaslandı, darbe yaptığı için AK Parti iktidarı tarafından haklı olarak bütün toplumun, hepimizin tepkileriyle karşı karşıya kaldı. Ama mesele sadece FETÖ meselesi değil ki. Mesele bir tarikat veya cemaat mensubunun ait olduğu grubun liderinden emir alarak iş görüp görmeme meselesi. Bunun devlette varlığı meselesi. Şimdi FETÖ'yü tasfiye ediyorlar ama silahlı kuvvetlerin içerisine her tarikattan adam giriyor. Şimdi dolayısıyla FETÖ'cülerin bir kısmı ne yapıyor? Kendilerini onların içerisine atıyor. Onlarla bağlantı kuruyor. Dolayısıyla bu adamlar maske takmaya çok alışkın oldukları için yeni bir maske üretiyorlar kendilerine ve gizliyorlar. Yani bu birinci, bu genel bağlam içerisindeki durum bu. Dolayısıyla bu tür hataların olması kaçınılmaz. Ama burada bu Atasoy'un özelinde benim de anlamlandıramadığım ve kendime açıklayamadığım, belki geri planını bilmediğimiz için bir ayrık durum söz konusu. Yani normalde silahlı kuvvetlerde böyle bir durumun olmaması gerekiyor. Ama şunu da bir yapısal problem olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bu da meselenin bütününü anlamamıza katkı sağlıyor. Şimdi askeri şurada silahlı kuvvetleri yönetenlerin eskiden ağırlığı vardı. O ağırlık tamamen ortadan kalktı. Dolayısıyla kişiler belirli ölçüde liyakata dayalı olarak gelirler. İşte askeri şurada çeşitli anketler yapılırdı. Her seviyedeki general amiralden anket sonuçları alır. Ona göre belirlenirdi. Ha, onun da eksik, yanlış, hatalı tarafları vardı, yok değildi. Ama şimdi tamamen bunun zıttı yapılıyor. Ne yapılıyor? Tamamen sivil irade kimlerin terfi edeceğine karar veriyor. Dolayısıyla AK Parti'nin ilçe teşkilatları, il teşkilatları bu konuda önemli rol oynuyor. Dolayısıyla burada liyakatın biraz örselendiğini görüyoruz. Daha doğrusu bu süreç askerin siyasal iktidara bakarak kendi istikbalini arama arayışını da beraberinde getiriyor ki bu çok yanlış bir şeydir. Çünkü silahlı kuvvetleri de başka bir mecradan emir alan, yani komutanı dışında bir merkezden emir alan yapının ne olduğunu Türkiye 15 Temmuz'da Sağır Sultan'ı dahil olmak üzere duydu, gördü, öğrendi. Ama bundan biz ders çıkarmıyoruz ve şu anda siyaset işte kendi istediğini seçmeye çalışıyor. Tabii arada liyakatli arkadaşlardan da sistemin dönmesi için seçtikleri var. Yani onlara da tam haksızlık etmeyelim. Öyle insanlar da var ama sorunuzun içinde de vardı zaten 15 Temmuz'da. Mesela İçişleri Bakanlığı'nda silahlarıyla gidip FETÖ'cülerle çatışan, geçen gün Aytuç Erkin yazdı bu konudaki isimleri. Çok daha önceden biliyorsunuz bunlar yazıldı, çizildi. Terfi eden, general olan arkadaşların tamamı İçişleri Bakanlığı'ndan tasfiye edildi, emekli edildi yani. Şimdi bu böyle. Yani 15 Temmuz'da direnenler de bu süreçte eğlendi değil mi? Direnenlerden de çok sayıda emekli edilen oldu. Bu şurada, özellikle bu şurada hem İçişleri Bakanlığı mensubu, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu, generallerden emekli edilenler oldu. Hem de deniz kuvvetlerinde oldu. Bu tabii dikkat çekti. Çünkü herhalde şunu istiyorlar. Bizim %100 güvendiğimiz kimseler dışında kimse kalmasın istiyorlar yani. Peki, yani anladığım kadarıyla 15 Temmuz'a direnenler bir süre muteber bir mertebedeydi onlar için. Ama ondan sonra... Tabii ihtiyaç vardı. Ama ondan i̇htiyaç sonra artık tümüyle hani bizden tarzında bir yaklaşım olsun mantığı devreye girdi. İhtiyaç hasıl bence olduktan öyle sonra... Bence öyle bir mantık oldu. Öyle bir mantık devreye girdi. Tabii hala 15 Temmuz'a direnen arkadaşlar içerisinde orduda görev yapanlar var. Onlar saygın isimler. Onlara karşı hatta
bu süreçte işte terfi ettirilen 15 Temmuz'la alakası olmayan ya da geçmişte kumpaslara maruz kalmamış insanlar arasında da saygın insanlar var. Onlar da terfi ettiriliyor. Yani öyle bir %100 şöyledir demek mümkün değil. Ama genel eğilim siyasetin benim güvendiğim insanlar gelsin, bana sadık olanlar gelsin. Dolayısıyla bu insanları farklı tarzda kendisini gösterme eğilimi içerisine sokuyor ki bir subay için bu kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü subayın ikinci adı onurdur. Onurunu kaybeden subay olamaz. Yani o da şu demektir, ona buna eğilerek, bükülerek falan bir yerlere gelmeyecek. Çünkü bir komuta seviyesine siz geldiğinizde gördük, işte 15 Temmuz'da da gördük. Eğer oraya birilerinin yardımıyla geldiyseniz, orada hava yaparak, kendi etrafınızda bir kabuk yaparak bir yerlere geldiyseniz, o kabuğa bir dış müdahaleyle kabuk çatladığında gerçek ağırlığınıza iniverirsiniz. İşte karşı karşıya kaldığınız bir problemle baş etme becerinizin olmadığı açığa çıkar ki o da bir ülke için kabul edilebilecek bir risk değildir. Çünkü silahlı kuvvetler ülkenin bekası için vardır. O bekanın gereğini yapabilecek donanımda, beceride, nitelikte, liyakatte insanları bulup içinde barındırmak ister. Çünkü komutanlık kolay bir iş değildir. Yani evet. Burada bir şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Buyurun. O da şu, mesela son yaşta, yani 2020 yaşında bu Atasoy'un terfi ettirildiği yaşta yaklaşık 3 dönem albay arkadaşımızı, 700 kadar albayı, ki bunların içinde çok çok nitelikli insanlar, çoğu zaten öyle de çok nitelikli insanlar vardı ve bunların hepsini emekli ettiler. Şu anda orduda albay eskiden fazlası olurdu. Şimdi albay noksanı var, bazı kadrolar bu konuda yeteri kadar doldurulabilmiş değil. Ahmet Bey, siz ifade ettiniz. Aytun Çerkin de bizi izliyor belli ki. Hemen bana mesajla gönderdi köşe yazısını. Evet, Aytun Çerkin'in Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde ele aldığı konu bu. Detaylı bir şekilde yazdı orada. 15 Temmuz'a direnen subaylar emekli edildi. Buna karşılık bir FETÖ'cü general oldu diye. Orada 2017 ve 2018 Yüksek Askeri Şura süreçlerine dikkat çekiyor Aytun Çerkin. Ondan sonra Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'ndan söz ediyor. İşte 15 Temmuz'a direnenlerden söz ediyor. İşte Ali Demir de var mesela. O da bu Ali sene emekli edildi. Evet. O da orada çatışanlardan birisi. Evet. O gece direnen Albay Güven Şaban 2017 Yüksek Askeri Güven Şurası'nda. Yaralandı yani. O gece direnen Albay Aziz Yılmaz da 2018 Yüksek Askeri Şurası'nda emekli edildi. Ve yine Aytun Çerkin'in köşesinin bir başka alt başlığı, köşe yazısının 45 dakikada, çünkü o Yüksek Askeri Şura, bu Serdar Atasoy'un da Tuğgeneral'le terfi ettirildiği Yüksek Askeri Şura sadece 45 dakika sürüyor. Yani biz şurada 45 dakikada bir gündem maddesini ele alamıyoruz. 4 kişi. Sadece 45 dakikada 720 albay emekli. 45 dakikada 720 albay emekli. Ne diyorsun Salim Bey? Yani hayret edilecek bir şey. Ne olduğunu bilmiyoruz açıkçası. Yani paşamda canım ne oldu ya? Hayır, şöyle ben tersten söylüyorum yani. Hani bir tabir var ya çok kullanılan, at izi it izine karışmış durumda diye. Hakikaten tam da bu. Kim kimi ne şekilde tasfiye ediyor? Bu temizlik nasıl yapılıyor? Hangi esaslara göre yürüyor? Gerçi olması gereken mi yürüyor, yoksa başka bir gizli bir el, başka bir hesaplar, başka bir gündem mi bir yerden de alttan alta yürüyor? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Yani aslında şu, bu yapı ile, bu FETÖ ile uzun yıllar iç içe geçmiş, birleşmiş, adeta bir ittifak ve işbirliği içerisinde bulunmuş. Yani bütün sınırları birbirine girmiş insanların dönüp de bunları tasfiye etmesi zaten mümkün değil. Yani kim, neyi neyden tasfiye edeceksiniz? Onun için bugüne kadar hep söylüyoruz. En temel şeye geliyoruz, tıkanıyoruz ki bu işin siyasi ayağı kim? Hala
nerede olduğu yani herkese aslında malum ama ortaya çıkarılmış, deşifre edilmiş, gereği yapılmış değil. Hala bu FETÖ'yle mücadele işte en alttakiler üzerinden götürülen bir temizlik gibi. Yani bu, Salim Bey, bu az önce telaffuz ettiğim isimleri siz de öncesinden tanıyorum. Biliyorsunuz tabii değil ki. Mi? Yani bizim tabii ki. Ya bu haberle bildiğiniz bir olgu hayır, değil tabii ki bu. Ben de eski bir subay olarak, hı-hı, bir ordu mensubu olarak, bir harbiyeli olarak her şeyden önce bir çoğuyla ya işte sınıf arkadaşıyım ya bir dönem birlikte çalışmışız. Uzun yılları beraber geçirdiğimiz insanlar bunlar, subaylar. Salim Bey onların üçü Balyoz davasında sanık. Evet evet, şimdi onu söyleyecektim. Ahmet Hacıoğlu. Tabii onu söyleyecektim Ali şimdi. Ve, evet, Aziz Yılmaz üçü de sanık. Tabii ki. Yani bir dönem bu FETÖ'nün büyük işte paşamla birlikte hücumuna uğramış, onun kıyımından geçmiş, bunun için bedel ödemiş. Bu pırıl pırıl bunlar vatansever kahraman subaylar. Yani şimdi bunları tasfiye ediyorsunuz. Bunları tasfiye eden el kimdir? Hangi haklı gerekçeler vardır bunların tasfiyesinde? Ya bunları tasfiye ederken, efendim 2017 yılında, ya çok manidar, 2017 yılında gözaltına alınmış Atasoy dediğiniz kişi. 3 sene önce FETÖ üyeliğinden dolayı gözaltına alınmış, soruşturma geçirmiş. Daha sonra sorgusundan sonra serbest bırakılmış. Bir kişiyi, bunları yani bu kahraman subayları tasfiye edip atamasını yapıyorsunuz. Beri tarafta efendim ya sadece işte biz aynı devleti şunu da biliyoruz. Ya bir herhangi bir kardeşi işte bunların okulunda okuduğu için, efendim işte bankaya para yatırdığı için devlet kadrolarından ya çıkarttınız, KHK'larla ihraç ettiniz ve hiçbirisini de geri almıyorsunuz. Haklarında beraat kararlı olmalarına rağmen. Şimdi onları almıyorsunuz, bunu alıyorsunuz. Bunu alırken hiç FETÖ'yle en ufacık ilgi ve alakaları olmayan, tam da mücadele etmiş, hakikaten mağduru olmuş kişileri de tasfiye ediyorsunuz. Şimdi bunu bir şekilde izah etmeniz gerekiyor ama geldiğiniz nokta orası. Efendim bir el hala devletin içerisinde bu yapıyla birlikte, bir yerde meşru görünenler aslında bu örgütün gizli gizli devamını sağlayan süjeler. Peki. Çünkü bu siyasi ayak dediğimiz o geniş yetki kullanan, bunun önünü açan o çevre, o kişiler hala ulaşılmış, hala tasfiye edilmiş, hala bunlarla hesaplaşılmış değil. Peki. Gürsel Tekin, az önce dediniz ki çok açık dediniz. Neydi o? Şöyle, şimdi paşam da bilir, sevgili dostumuz da bilir. Ben de hasbelkader Kuleli Asker Lisesi'nde askerliğimi yaptığım için Türkiye'nin en disiplinli kurumu hepimizin bildiği askerliktir ve genelkurmaydır. Ya birçok kurumlarda kendinizi kamufle edebilirsiniz. İşte maliyede edebilirsiniz, orada edebilirsiniz. Ama bu kurumda herkes birbirini tanır. Uzun süre aynı yurtlarda kalınır, aynı yerlerde kalınır. Görev alanları, kurmay olunca herkes birbirini bilir. Bilinmemesi mümkün değildir. Kendi iç bünyesinde istihbarat teşkilatı var. İstihbarat teşkilatı Gürsel Bey keşke olsaydı. Yok istihbarat teşkilatı. Öyle mi? İç istihbarat yok. Hayır, istihbarat yok mu? Yok, bildiğim kadarıyla hayır, Allah Allah. Yok. Öyle bir hak yok. Yani kışla Allah içindeki Allah davranışlarıyla yok. İlgili var ama kışla dışında yok. Doğru. Silahlı kuvvetlerin silahlı kuvvetlerin ben var biliyordum. En önemli problemi oydu. Bütün haber kaynağı MİT'tir, emniyettir ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın istihbaratıdır. Onun dışında silahlı kuvvetlerin istihbaratı yoktu, yapısal olarak yoktu. Bu kurumlarla yani asker siyaset ilişkisi sorunlu hale geldiği dönemlerde silahlı kuvvetler önemli ölçüde istihbarattan yoksun kaldı. Tabii başka yan eksiklikler, hatalar da vardı. Yani eski sistemde de bazı problemler de vardı. Onun yansıması olarak zaten bütün bu problemleri yaşıyoruz. Buna bilgisi olsun halkımızın, evet. Onu ileteyim. Ben öyle biliyordum. Doğru. Evet, o eksiği yok. De tamamlamış oldum ama bütün buna rağmen paşam siz de bilirsiniz. Özellikle kurma heyeti herkes birbirini tanır yani. Aynı evin insanları. Bu FETÖ'cülük burada çok en rahat ayrıştırılabilecek
somutlaştırılabilecek bir kurumdayken buradan bu kadar zorluk çekiliyorsa bu ciddi bir sorun. İkincisi işte 45 dakika mıydı? 45 dakikada 45 dakika terfiler yapıldı. Çünkü şura. Liste öyle gelmiştir. Liste bu hazır önceden sayılmıştır, müzakere edilmemiştir. Çok net olarak da anlaşılıyor. Yazık tabii siyasi ayağına gelince önce şunu bilmemiz lazım. Bu FETÖ, tabii ki bugün iktidar FETÖ ile mücadele ediyor, o başka bir konu da. FETÖ iktidar ilişkisi tavuk yumurta ilişkisi gibiydi. 40 yıllık ilişki. Akrabalık ilişkileri var, ticari ilişkiler var, dostluk ilişkileri var. Yani 40-50 yıllık ilişkinin ayrıştırılması çok zordur. Yani işte siyasi ayağını çözdüğünüz zaman bir siyasi partiyi çökertirsiniz. Yani onun için o siyasi ayağa girmeleri de biraz zor. O zaman bu meseleyi çözmeniz mümkün değil. Çözemiyorsunuz zaten. Çözemezsiniz. Yani her alanda. Bunlar o kadar birbirlerine köy derneklerine kadar sirayet etmiş. Etle tırnak olmuş durumdalar ki. Köy derneklerine kadar sirayet etmiş bir terör örgütün siyasetin içinde olmaması düşünülebilir mi? Peki. Aytun Çerkin hala ayakta, hala ekran başında diyor ki peki bu tasfiye ya da emekliliklerin orta kademe subaylar rahatsız darbe yapabilirler yalanını yazan ABD'nin etkili düşünce kuruluşu Rand Corporation raporuyla ilgisi var mı diye köşe yazısını bitirdiğini bize hatırlatıyor. Sayın Yavuz takip edebildiniz mi bu gündemi, bununla ilgili var mı fikriniz? Evet. Evet, yani bunları takip ettim. Tabii böyle darbe söylentileri Türkiye'de maksatlı çıkartılıyor. Yani onun için son dönemi söylüyorum tabii. Yani yoksa 15 Temmuz'dan önce herkes uyardı. Herkes uyardı bu konularda. Pek dinleyen olmadı ya da üstüne yattılar gelen bilgilerin. Öyle tercih ettiler, bilemiyorum. Ama şu anda darbe yapacak kimse yok yani. Onlar bence bir mağdur edebiyatının yansımaları işte. İlker Paşa'nın kitapta yazdığı bir ifadeyi neredeyse darbe söylemi diye takdim ettiler. O da 3 gün sürdü. 4. gün sürmüyor zaten Türkiye'de. Temelli konular tartışılmıyor. İşte böyle kavramsallaştırılmıyor bazı konularda. Günübirlik goy goyla akşam televizyonda konuşuluyor, sabahleyin unutuluyor yani. Öyle bir ülkeden, ülke öyle bir süreçten geçiyor, öyle diyelim. Peki. Ben söz almıyor muyum bu turda? Tabii buyurun. Ben şimdi Ahmet Bey dururken tabii ki askeriyle ilgili bir şey söyleyecek değilim. Yine yani uzmanlığım olmayan konuda konuşuyorum. Benim uzmanlığım iletişim. Ben burada hani daha önce de hatırlattığım bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. İktidar sürekli bazı kavramları bizim dilimize pelesenk ediyor. Ve aslında bunu yaparken başka bir şeyi tartışmamızın önüne geçiyor. Biz Fethullah Gülen cemaatinden bahsederken hepimiz FETÖ diyoruz. Ama Gülen cemaati iktidara da mensup bazı insanlar tarafından zamanında övülürken bile bazı gazeteci arkadaşlarımız bunun ne kadar tehlikeli bir oluşum olduğunu yazdıkları için yargılanıp hapse mahkum ediliyorlardı. Dolayısıyla ben ne zaman FETÖ kelimesinden, kullanımından bahsetsek hep şunu söylemek istiyorum. Cemaat kavramını bence zikretmeliyiz. Cümle içinde bunun bir cemaat olduğunu ve sızdığı yerde böyle bir tahribata, bu ülkede böyle bir tahribata sebep olduğunu belirtmek zorundayız. Çünkü Gülen cemaati bu ülkede iktidarın kurumlarına sızan tek cemaat değildi. Şu anda pek çok cemaat var ve Gülen'in bir darbeyle, Gülen cemaatinin bir darbeyle bu noktaya gelmesi ve artık FETÖ olarak bir terör örgütü anılması bir yana, o tehlike farklı cemaatler elinden hala sürüyor olabilir. Bunu bence es geçmememiz Peki. gerekiyor. İkinci nokta şunu demek istiyorum. Sıradan bir yurttaş olarak... Ben bu konuda olarak... bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun tabii. Bu konuda Ayşen Hanım'a tamamen katılıyorum. Zaten şu anda FETÖ ile siyasi, hukuki, idari bağlamda gereken mücadele veriliyor ama ideolojik mücadele yapılmıyor derken kastım bu. Yani çünkü ideolojik mücadele dediğiniz zaman işin içerisine bütün tarikat ve cemaatlerin devletin içerisinde yapılanmasına izin vermemeniz gerekir sizin. İşte bu eksiklik
hayata yansıyor. Ayşe Hanım'a katılıyorum. Bu bir Sayın Yavuz, bu bir Sayın Yavuz, tabii. Siz de zaten az önce konuşmanıza başlarken FETÖ dediğiniz nedir? Nihayetinde cemaattir diyerek başladınız. Tabii. Evet, yani ben bu açıdan da aynı şeyi söylüyoruz, diğer cemaatlerin de bu tehlikeye dönüşebileceği şeyini de muhafaza ediyor bu bir bakış açısı. Çok... Şuna dikkat çekti. İktidar mensupları cemaat demiyor, sadece FETÖ, FETÖ diyor. Yani onu cemaatten ayrıştırıyor. Tamam. Ve bizim dilimize sanki başımıza gelen şey bir terör örgütü işidir. Ama hani diğer cemaatler tamamen işte dindar kesimden oluşturduğu bir örgütlenmedir, tamam, gibi bir his. İkincisi, hani hiç Ahmet Işık'ın, Barış Pehlivan'ın, Barış Terkoğlu'nun kitaplarını okumamışız gibi bir yurttaş olarak, çok sıradan bir insan olarak, hani bu haberi ben de gördüm, okudum. Ve şunu fark ettim kendimde, haberin gerisini, hani peşini düşme ihtiyacı böyle bir sıradan bir insan olarak hissetmezdim. Çünkü yayının başında konuştuğumuz bir şey vardı, biraz önce Ahmet Bey de değindi aslında. Bundan 20 sene önce öyle bir istihbarat vardı ki ülkede. Korkulan bir kurumdu. Her yerden bilgisi vardı. Şimdi bakın, bazı yasa dışı örgütlerin merkez komiteleri illegal toplanırdı. Merkez komitede bir kişi hariç herkes istihbarat ajanı çıkardı. Mesela hani öyle bir şey vardı. Şimdi de öyledir. Ya şimdi de öyle olabilir. Ama mesela böyle bir durum varken birileri çıkıp gözaltına alınan çocuklarla ilgili... Ayrıştırılamamak istihbarat bilgilerinden kaynaklı değil. Yok, başka bir şey diyecektim. İktidarın tercihinden kaynaklı. Şu güven hikayesinden girmek istedim konuya. Şimdi bakın, bir liste açıklandı. Geçen 68 kişi yakalandı diye. Bunların içinde bir tane 72'den beri var. THKPC'nin, yani zaten yaş tutmuyor. TKPML diye Türkiye'de solu azıcık bakan bir insanın hayatta rastlanmış oldu, var olmayan bir örgütün adı geçiyor. Şimdi bakıyorsunuz, bunu İçişleri Bakanı da zikrediyor, İletişim Başkanı da zikrediyor. Melih Gökçek tweetinde LPGT diye bir örgütten söylüyor. Mesela şimdi bazı harfleri yan yana. Şimdi insan şöyle düşünüyor. Bu neymiş ya? Ya biz şunu düşünürdük eskiden. Herhangi bir kolluk kuvveti, herhangi bir emniyet mensubu, herhangi bir hani askeri mensubu Türkiye'de hangi örgütlerin yasa dışı olduğunu, hangi ideolojik çizgide olduğunu, eskiden hikayeler anlatılırdı. Mesela gözaltına alınan biri örgütüne varoluşçu yazdırmış. İki gün sonra biri gelip demiş ki, ulan senin yüzünden varoluşçuluk kitapları okudum, örgüt değilmişsiniz diye. Şimdi bilirdi. Şimdi öyle bir sadece algıyı yönetmek adına seri açıklamalar yayınlayıp insanların kafasında bir güvensizlik yaratıyor. Ben de şunu düşünüyorum. Ya bu haber hani neden şimdi çıktı? Kaynağı neydi? Bir tutarlılığı var mı? Kim Gülen cemaatine mensup içeride kaldı? Kim aslında işini layıkıyla yapan biri? O kadar şaibeli ki, çünkü ortada bir güveni sağlayacak bir kurum yok. İçeriden sızan her haber bende bir şüpheye sebep oluyor, tamam, şu an için. Hızlanalım, çünkü daha Profesör Doktor Murat Somer bizimle birlikte olacak. Aytun Çerkin, yahu bu bilgilerin bir kısmını da Perşembe açıkça yasakla. Güzel kardeşim, sürekli buradan bana mesaj atıp duruyorsun. O rapordan sonra, yani Rand Corporation raporundan sonra Kemalist subaylar tasfiye edildi. 19 Şubat 2020 Aytun Çerkin hatırlatıyor. Sayın Yavuz'un son yorumunu alalım ve kendisine veda edelim. Bir saniye, bir tek bir şey söyleyebilir miyim? Hocam bekliyor. Tabii, bir dakika, biraz, tam, evet. Bir dakika sadece. Hatırlatma da olsun, çünkü ya yeni geçti. Hrant Dink'in anmasında Raquel Dink bir şey söylemişti. Basitçe söyleyelim, Hrant'ı FETÖ öldürdü demek ben yapmadım, elim yaptı demektir. Hrant'ı Ergenekon öldürmüş demek ben yapmadım, ayağım yaptı demektir. Yıllarca dilinle bağıra bağıra, ayağınla yürüyerek buraya geldin ve silahı iki eline tutup tetiği çektin. Yani ben hani biraz konunun özeti olduğunu düşünüyorum. Mükemmel de bir konuşmaydı. Burada bir geçirmek istedim. Peki. Sayın Yavuz, buyurun. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Varsa sorunuzu alayım, yoksa size iyi yayınlar sorumuz, diliyorum. Sorumuz, Murat Bey'i bekletmeyelim. Sayın Yavuz, sorumuz mutlaka olur. Ama bu yayını bu kadarla şey yapalım, izleyicilerimizde bırakalım. Öbür günden maddemiz var. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, yıllar önce TV8'deyken çok sık yayın yaptığımız bir isimdi. O da tıpkı Celal Ülgen gibi dilinde artık tüy... Kemal Yavuz. Kemal Yavuz.
Yok, ben avukat Celal Ülgen'i diyorum. Ya hani o da anlatırdı hep bu davalarla, balyozlarla, Ergenekonlarla ilgili usulsüzlükleri, delil yetersizliklerini. Sizi de sonuçta ne zaman bağlansam o hafıza canlanıyor ve hala da gördüğünüz gibi bu konuları konuşuyoruz. Sayın Yavuz, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicileri ve konuşmacıları saygıyla selamlıyorum. İyi geceler efendim. Bu konu önemli sayın seyirciler. Biz Perşembe Açıkça'da da konuşacağız Aytun Çerkin'le birlikte. Ama bu akşam konuşacağımız bir başka önemli konu da şimdi izleyicimiz demiş ki, ya demiş, hep böyle karamsar haberler, karamsar haberler, hiç iyi haber yok mu diye söylemiş. Şimdi iyi haber neresinden bakarsanız, mesela anketler, son anketler, bilmiyorum, bu mesajı yazan izleyicimiz için belki de iyi haber vardır orada. Neden? Çünkü Millet İttifakı Cumhur İttifakı'yla arayı açıyor. Şimdi bu, evet, o izleyicimiz için iyi bir haber olabilir. Bu arada Murat Somer'i hemen alalım bu, değerli arkadaşlar. Bu kötü gelişmeler. Ama bir de iyi yarın, bir de yarınların bir şey var, olmasının habercisidir yani. Bir de şöyle bir şey var. 2023'e HDP'nin ve CHP'nin kolunu kanadını kıran bir şekilde mi girilecek? Bakın, evet. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Evet. Verelim mi arkadaşlar Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetini? Tamam, verelim bakalım. Cumhuriyet Gazetesi Selda Güneysu imzasıyla, evet, bir manşet yayınladı. Bakın, siyasette yeni oyunlar yolda. Cumhur'un planı siyasi partiler, evet, yasası değişikliğiyle önce HDP sonra CHP'ye kıskaç. Önce HDP sonra CHP. Yani bu hazine yardımı ile ilgili terör iltisaklı kişilerin, evet, bulunduğu partiler hazine yardımı alamaz. Böylece HDP'yi orada şey yapmak, kıskaca almak ve hemen akabinde de CHP'den belli isimlerle ilgili biliyorsunuz bu söylemler var. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili, başka bir takım isimlerle ilgili. Böylece CHP'yi de kıskaca almak, ikisini baş başa bırakmak ve böyle bir niyet olabilir. Şimdi birazdan Murat Somer hocama da soracağım ama ben, en azından bu kısma ilgili Gürsel Tekin'in bir yorumu önce alayım. Şunu söyleyeyim. Yani bu son günlerde özellikle Cumhurbaşkanı'nın yeni bir anayasa tartışması bir ay önceydi galiba, bir iki ay önce. İşte muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti'nin yeni bir anayasa çalışması ile ilgili iktidar yöneticilerinin tamamı öfkelenmişti. Nereden çıktı? Bölücü anayasa falan. Allah Allah. Ortada olmayan bir meseleyi tartıştılar. Ben ne garipse sonra Cumhurbaşkanı yeni bir anayasa söyledi. Yeni anayasanın, hepimiz çok iyi biliriz ki Türkiye'nin önemli hukukçularından bir tanesi de karşımızda. 2-2 daha 4 yapar. Eğer yeni bir anayasayı parlamentoda çıkaracaksanız bunun tek koşulu var. Cumhuriyet Halk Partisi ile yapmanız lazım. Aksi takdirde mümkün değildir. Yani yeni bir anayasayı parlamentoda yapabilmeniz. Çünkü 4 sayıya ihtiyacınız var. Yani Millet İttifakı'ndan başka siyasi partilere de dahil etseniz yine buradan sonuç almak mümkün değil. Şimdi burada gördüğüm sorun şu. Bütün bu siyasi partiler yasası, %10 barajı, seçim sistemi, bütün bu arızalara rağmen iktidarın önünde tek dayanak var. Acaba Millet İttifakı'nı enfekte edemediler. Çok dik durdu gerçekten. Hepsini kutluyorum. Güsel Bey, siz yine devam edin. Murat Hocam da yayınımızda. Evet. Murat Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben de bütün konukları selamlıyorum. Hocam iyi akşamlar. Gayet dinç ve aydınlık görünüyorsunuz. Bravo. Artık evet, böyle yaşamak lazım. Peki, Güsel Bey devam etsin. Şimdi Cumhurbaşkanı işte örneğin Saadet Partisi'nin kanaat önderleriyle, Sayın Davutoğlu'na yakın kanaat önderleri, Sayın Babacan'ın çok yakında olan insanlarla iliş görüşmeler yaptı. Burada bir sonuç elde edemediler. Yani Millet İttifakı bugün görüldüğü gibi çok dimdik, kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. O zaman ne yapalım? Yasal yollarla muhalefeti nasıl enfekte edebiliriz? Bir tek ellerindeki, önümüzdeki süreçte bir baraj meselesi tartışılıyor. İkincisi, siyasi partiler yasasında nasıl bir değişiklik yapılacak bilmiyorum. Şu andaki siyasi partiler yasası dünyanın en antidemokratik siyasi partiler yasasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanan bir yöntem değildir. Çünkü demokrasi adına hiçbir cümle yok. Tamamen atama sistem ve siyasi partilerin sürekli doğurganlığını sağlayan bir sistem. Bunu değiştireceklerse Cumhuriyet Halk Partisi olarak
iki galiba ta SODEP döneminden itibaren gelin siyasi partiler yasasını değiştirelim. Evrensel kurallar üzerinde bir siyasi partiler yasasını hayata geçirelim. Millet kendi vekilini, millet kendi seçtiğini, millet kendi belediye başkanını kendisi seçsin. Demokrasinin olması olmaz kuralı bu. Ama görünen o ki... Ama bu haberdeki iddialara ne olur yanıt verin? Kesinlikle. Zaten böyle bir şey, bu beni de şaşırtır yani. Gelip efendim evrensel kurallar içerisinde bir siyasi partiler yasası değiştirelim beklentisi içinde değiliz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, işte... Millet İttifakı CHP'yi hazine yardımından mahrum bırakabilirler. Bırakamazlar. Mi? Öyle bir şey mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi. Niye böyle içinizdeki bazı isimleri terör iltisaklı diyerek ondan sonra hazine yardımından... Hiçbir arkadaşımızın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık bir siyasi partiyiz. Her türlü şey söylenebilir ama terörle ilişkilendirilebilecek bir siyasi parti olmadığımızı bütün dünya bilir. Bununla ama ben ilgili o açıdan de... sormadım zaten Gürsel Bey. Yani bunu yapmaya niyetlenen otorite bunu ilişkilendirerek hazine yardımı alamaz konuma getirirse ya da belli isimlere siyaset yasağı getirirse hiç geliyor mu kulislerden böyle bir hazırlık yapıldığına ya dair bu bilgi? Bu tarihimizin geçmiş tarihlerimizde uygulanmış bir yöntemdir. Bu uygulanmış yöntem hem Türkiye'yi çok zor duruma bırakmıştır hem de o dönem uygulayan siyasetçiler konusunda da çok zor dönemler yaşanmıştır. Hiç kimse buna, hele hele böyle bu kadar açık bir dünyada yaşadığımız bir ortamda ana muhalefeti, ana muhalefetin seçilmişlerini terörize ederek, terörle bağlantı kurarak işte hazine yardımı kesmek falan bu akla ziyan bir şeydir. Peki. Bu uygulanması da mümkün değildir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi de elini kolunu bağlamış sahipsiz bir parti olmadığını herkesin de bilmesi peki. lazım. Peki. Salim Bey'in ve Ayşen Hanım'ın da bu konuda yorumunu alacağım ama müsaade ederseniz bir Murat hocamla bir açılış yapalım. Murat Hocam özellikle Avrasya anketin ve Metropol'ün anketinden önemli şeyler çıktı, sonuçlar çıktı. Birinde Millet İttifakı arayı açıyor Metropol'ün anketinde 7-8 puan kadar. Ondan sonra Avrasya ankette de yine çok çarpıcı sonuçlar var. Ama bir yandan da bugün bu manşeti attı Cumhuriyet Gazetesi. Hocama bir şey de ben de sorayım sen bitirdikten sonra. Ben bunu soracaktım. Tamam. Sayın Hocam, buradaki iddialara göre bakın yani sonuçta çok tecrübeli bir muhabir bu habere imzasını attı. Yani Cumhur İttifakı'nın şöyle bir hesabı olabilir mi? İşte bir takım düzenlemelerle CHP'yi, HDP'yi hazine yardımsız bırakmak, terör iltisaklı bir takım ispat yollarına girerek yani kendi açısından söylüyorum. Yoksa ben asla CHP'nin içerisinde terör iltisaklı birisi olduğunu fikrini söylemiyorum. Ama bu şekilde ortaya bir şey atıp ondan sonra o kişilere siyaset yasağı koymak. Ondan sonra yani epey bir işleri karıştırma ihtimalleri var. Haberi siz de okudunuz. Murat Bey bir şeylerden şüpheleniyor musunuz bu haberi okuduktan sonra? Ben de bir hocama bir belki aynı çerçevede cevap verebilir. HDP ile ilgili buna kapanma dahil işte hazine yardımı dahil olmak üzere bu uygulama yapıldığı zaman siz de hocam biliyorsunuz ki şu anda Kürtlerin önemli kısmı HDP'ye ve AK Parti'ye oy veriyor. Acaba AK Parti'ye oy veren Kürtler buna tepki gösterir mi göstermez mi hocam? Buyurun Murat Hocam. Evet. İkisi de çok güzel ve önemli sorular. Birinci konuyla ilgili biraz önce de tartışılan CHP ile ilgili böyle suçlamalar getirilebilir mi, getirilemez mi? Ya kısa yanıt şöyle, şu anda cezaevinde bulunan bu suçlamaya maruz kalmış olan veya iktidar tarafından bu suçlamaya maruz bırakılan insanların terörle ilişkisi var mı ki CHP ya da başka aktörleri de gelecekte getirilemesin? Evet. Değil mi? Kesinlikle. Budur, maalesef değil mi? Bu tabii ki CHP ile ilgili böyle bir suçlama getirilmesi en akla ziyan olanı belki olabilir. Ama şu anda zaten aynı durumda olan kişilerin de gene akla ziyan bir suçlamayla karşı karşıya. Kanıtı olmadığı sürece, bağımsız bir tarafsız yargı tarafından böyle bir mahkumiyet olmadığı sürece zaten bir yargı kararı olmadan tutuklu bir şekilde cezaevinde olmakta sonuçta o kişinin belli bir süreden sonra suçsuz olduğunu bence gösterir. Çünkü
terörle ilişkili olmak hem çok ciddi bir suçlama hem de gerçekten böyle bir şey varsa kanıtının da olabileceği bir suçlama. Yani çok da uzun sürmemesi gerekir herhalde bir takım yargılamaların. Öte yandan da biliyorsunuz bu suçlama bugün anayasal ifade ve toplantı özgürlüklerini kullanan öğrenciler hakkında, başka vatandaşlar hakkında da iktidar tarafından getiriliyor. Yani bu terörist suçlaması gerçekten iktidar tarafından bir tür söylemsel, ya yani bir söylemsel şiddet tabii bu. Yani söylemsel şiddet bu. Şiddetin biliyorsunuz değişik türleri var. Fiziksel şiddet en kolay anlaşılanı, hı hı. Ama bunun yanında söylemsel şiddet var. Yani bir kişiyi işte terörist olarak suçlamak veya başka söylemler de maalesef oldu biliyorsunuz. Son dönemde Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olaylar sırasında çok değerli akademisyen hocalarımız hakkında hiç bir devlet görevlisinin kullanmaması gereken tarzla biliyorsunuz bahsedildi. Bu da bir söylemsel şiddettir. Yani saygın bir vatandaş olarak hayatınız boyunca barışçı, demokrasiye inanmış bir insan olarak, hiçbir suça bulaşmamış bir insan olarak yaşıyorsunuz. Ve devletin en yani zor kullanma gücüne sahip olan devlet görevlileri, devletin en tepesindeki sorumlular sizin hakkınızda böyle bir söylen sizden bahsediyorlar. Sizi adres gösteriyorlar. Hatta belki de işte hedef olabilir. Yani dolayısıyla bu da bir tabii sizin bu bir şiddettir aslında bu. Bunun yanında işte yapısal şiddet dediğimiz bir şey de vardır. Bu da çok önemli aslında. Örneğin tartıştığımız konulardan geçmiş programlarda da oldu. Neden ülke bu kadar kötü durumda olmasına rağmen ve bunun da herkes farkında olmasına rağmen neden büyük seçmen kitleleri kolay kolay bazı oy davranışlarını değiştirmiyorlar ya da bazı konulardaki iktidara desteklerini örneğin değiştirmiyorlar, muhalefete yönelmiyorlar. Bu önemli bir soru. Bunun bir bölümü ekonomik olarak çok bağımlı olmaları, iktidarın yıllar içerisinde uyguladığı ekonomik politikalar nedeniyle. Yani eğer siz bir çok bağımlı konumdaysanız insan olarak ve eğer size de eğer sen siyasal davranışını değiştirirsen en temel ihtiyaçlarından mahrum kalabilirsin, cezalandırılabilirsin. Yani senin bir takım vatandaşlık haklarından yararlanman belli bir partiye vereceğin desteğe bağlı imajı yaratılıyorsa işte bu da bir yapısal şiddettir. Çünkü sizin özgür iradenizi son derece kısıtlıyor. Yani bir insanın özel olmayan bir insanın bu kolay özgür tercihler kullanması o kadar kolay değildir. Şimdi burada birkaç anketten bilgiler verdiniz. Bir süredir zaten Cumhur İttifakı'nın oy desteğinde azalma oluyordu. Fakat hep de şu tartışılıyordu. Bu muhalefetin oy desteğinde yeterince artışa yol açmıyor. Son gördüğüm anketlerde dikkati çeken unsur bu konuda da bir kıpırdanma olması. Özellikle işte Millet İttifakı'nın bazı anketlerde oy desteğinin Cumhur İttifakı'nı geçmiş olması, bazı Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak da işte Sayın İmamoğlu'nun, Sayın Yavaş'ı bilmiyorum ama değil mi anketlerde... Tabii Mansur Yavaş'la ilgili de aynı sonuç çıkıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı yarışına Erdoğan karşısında Mansur Yavaş girerse alacağı sonuç ankete göre ve İmamoğlu girerse alacağı sonuç ikisi de Erdoğan'ın üzerinde. Evet. Şimdi bunlar tabii yavaş yavaş bu konuda da bir kıpırdanma olduğunu gösteriyor. Şimdi uzun zamandır Türkiye'deki bu otoriterleşmenin arkasında yatan unsur iktidarın ne pahasına olursa olsun ben iktidarda kalacağım, kalmam gerekiyor, ben kalacağım şeklinde bir irade ortaya koymuş olması. Yani aslında biz
işte 2016'yı tartışıyoruz, tabii çok önemli bir dönüm noktası, ama Türkiye ondan önce de otoriterleşiyordu. Yani 15 Temmuz'u da bir sonuç olarak aslında görmek lazım. Yani biz 2014'te de, 2013'te de, 2011'de de Türkiye'nin otoriterleşmesini tartışıyorduk. İktidarın gittikçe daha otoriter bir çizgi çizmeye başladığını, çizgiye yöneldiğini tartışıyorduk. Dolayısıyla şimdi burada eğer siz ben iktidarda kalacağım mutlaka diye bir irade olduğu zaman, şimdi bunu nasıl yapabilirsiniz? Bir, şu veya bu şekilde seçimleri yani devlet imkanlarını kullanarak, siyasal alanı manipüle ederek, siyasal rakiplerinizin dezavantajlı olmasını sağlayaraktan seçimleri kazanacak bir konumda kalmak, değil mi? Bir yol bu. İkinci yolda tabii zor kullanma yöntemidir, değil mi? Zor kullanma yöntemi. Şimdi seçim maalesef seçim kazanma potansiyeli düştükçe elbette bu zor kullanma potansiyeli artacaktır. O yüzden de bir süredir maalesef Türkiye'de iktidar politikalarında bir sertleşme olacağı tahmininde de bulunuyorduk zaten. Bu da gitgide gerçekleşiyor. Bu zor kullanma dediğimiz zaman da gene biraz önce bahsettiğim gibi bunun değişik boyutları var. Bugün işte toplantı ve gösteri anayasal hakkımızı vatandaşlar olarak kullanamıyoruz. Bir herhangi bir konuda gösteri yapmak, vatandaşlar olarak talebimizi, isteğimizi dillendirmek başka vatandaşlara ve devlete bu anayasal bir hak. Ama bu tabii güvenlik güçlerinin müdahalesiyle, tabii güvenlik güçleri de orada siyasal iktidarın verdiği komutları uyguluyorlar, değil mi? Onun politikasının sonuçta emiri veren siyasal irade o. Bu hak kullanılamıyor burada. Güvenlik güçleri de bir fiziksel bir zor kullanıyorlar tabii. Ama onun yanında söylemsel şiddet, değil mi? Muhalefete karşı, her türlü toplumsal muhalefete ya da siyasal muhalefet partilerine karşı kullanılan dil de bir tür aslında şiddet yaratıyor. Şimdi burada şu çok önemli. Bu tabii politikaların kullanıldığında etkili olması biraz da İsteyerek de istemeyerek de muhalefetin de verdiği tepkilerle ilintili. Şimdi bu kutuplaşmadan çok bahsettik. Eğer bir şekilde yani bu kutuplaşmanın şahsileşmesi, yani bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veya karşıtlık üzerinden olan kutuplaşma uzun süre Türkiye'de muhalefetin aleyhine işledi. Yani her ne kadar bazı rakamlar şu anda bir kıpırdamakla birlikte, yani bunun şahsi Murat bir hocam, mesele... Siz evet. Gerçi kıpırtı diye söz ediyorsunuz ama mesela Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na Metropol'ün araştırmasında 7-8 puan fark atmış olması biraz daha kayda değer bir durumun habercisi değil midir sizce? Ben o oranın daha yüksek olduğuna inanıyorum. Hı-hı. Gerekçesi de şu, biraz önce hocam da ifade etti. 12 milyon seçmen 12 milyon seçmen sosyal yardımla geçiniyor. Sosyal yardımla geçinen vatandaşlarımızın bu tür sorulara verilebilecek cevaplarının çok temkinli olduğunu ve özellikle kararsız seçmenlerin %24-25 civarlarında olması aynı zamanda önümüzdeki süreçte aranın çok açık olabileceğine inanıyorum. Bir de sokakta onu görüyorum yani. En muhafazakar mahallelere gittiğimde çok büyük bir tepkinin olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu değişim, haklısınız. Tabii ben biraz bunu hafif göstermek istemedim bunu. Tabii bu önemli. Evet. Önemli değişiklikler bunlar. Ama şunu da unutmayalım. 2015 yılında Türkiye'de muhalefetin çoğunluğu kazandığını ama sonrasındaki gelişmeler sonucunda gene iktidarın... Hocam ekonomi bu boyutta değildi ama yani şu anda çok büyük yani bir bunlar sefalet var. Doğru Güzel Bey, haklısınız. Yani burada benim söylemeye çalıştığım şey şu. Çok doğru. Muhalefetin doğru şeyler yapması, bir takım şeyleri doğru yapması... Yani ekonominin kötü gitmesi, iktidarın sertleşmesi ve kötü yönetmesi tabii burada çok önemli bir unsur.
Fakat tek başına iktidarın kötü yönetmesi, yanlışları bu muhalefetin kazanacağı anlamına gelmiyor. Ama şimdi muhalefet de bir takım şeyleri doğru yaptığı için bu gelişmeler beklendiği üzere rakamlara da yansıyor. Yani burada muhalefetin canlandığını, doğru şeyler yaptığını, bir inisiyatifi ele geçirdiğini söyleyebiliriz. Ama bunun devam etmesi için gerekenleri ben söylemeye çalışıyorum. Bu tabii bir siyasal mücadele. İktidar açısından da o da tabii bunu aslında değiştirmeye çalışıyor. Türkiye'deki meselenin, yani muhalefetin başarılı olması ve tabii benim için önemli olan Türkiye'ye demokrasinin gelmesi, iyi bir yönetimin olması için Türkiye'de insanların önüne konan tercihin programla ilgili bir tercih olması lazım. Yani bizim daha iyi bir yönetim, demokratik bir yönetim, hukuk devletini vaat eden bir muhalefetle şu anki durum arasında bir tercih yapmamız lazım. Ve bunun bu şekilde kalması lazım. Yani bunun bir şahsileşmesi yerine muhalefetin mutlaka toplumun önüne sunduğu alternatifi daha iyi bir gelecek ve bu daha iyi bir gelecekle ilgili verdiği vaatler, yapacakları yani bir program üzerinden olması lazım. Bunu yaptığı sürece tabii muhalefet zemin kazanıyor. Tamam hocam, biraz soluklanın, yine döneceğiz size. İzleyicilerimiz Tülay Durmaz diyor ki HDP yasal siyasi bir partidir, milyonlarca oy almıştır. Tüm partiler hazine yardımından yararlanıyorsa HDP de o partilerden biri. Ondan sonra seçmen sadece oy vermiyor, vergi de veriyor. Tülay Durmaz tweetinizi okudum ama burada yani en azından Cumhuriyet'in manşetindeki olası senaryolara bakacak olursanız benzer bir akıbetin CHP'ye de uğratılma ihtimali var. Bu da enteresan bir durum yaratıyor. Ne diyorsun Sayın Bey? Deminden beri konuşuyoruz. Hı-hı. Haftalardır konuşuyoruz. Yani Türkiye hakikaten çok kötü bir noktada. Yani devlet çökmüş durumda, sistem çökmüş durumda, hukuk ortadan kalkmış durumda. Öngörülemez bir geleceğe doğru bir karanlığın içerisinden geçiyoruz aslında. Yani durum ve tablo bu kadar vahim. Şimdi dolayısıyla burada iki tane önümüzde seçenek var. Yani şu parti, bu anlayış, bu ideoloji vesaire, bunları çoktan geçmiş durumdayız. Yani biz bu çökmüş devleti, bu çökmüş yapıyı tekrar ayağa kaldırıp olması gereken bir noktaya mı getireceğiz, yoksa böyle yuvarlanıp gidecek miyiz? Burada şu tercihte bulunacak herkes: biz bu ucube, otoriter, keyfi, hukuk ve hak tanımaz, böyle bir yönetimden, şeffaf olmayan, liyakatı ötelemiş, böyle bir yapıdan, böyle bir devlet yönetiminden, böyle bir tarzdan mı yanayız? Yoksa biz tekrar demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazandığı, hukukun üstünlüğünün cari olduğu, işte şeffaflığın geldiği, liyakatın esas alındığı bir demokrasiden ve o öyle bir yönetimden mi yanayız? Yani otoriterlikten mi yanayız, demokrasiden mi yanayız? Bu tercihi yapacağız, bu kadar açık. Şimdi eğer ikincisi ise ve bunu topluma sunmamız gerekir her şeyden önce, bizim işte bu toplumun önünde bir şeyler söyleyen kişilerin. Burada da efendim şu yapıdan, bu aidiyetten, bu inançtan, bu mezhepten, bu düşünceden, bu etnik yapıdan ayrımını gözetmeden, bizatihi dediğim gibi bu yapıyı kuran geniş bir demokratik cepheyi oluşturmak zorundayız. Şimdi bu cephe oluşmadan bu iktidarın değişmesi ve herkesi kapsayan, dediğim gibi, bu demokratik bir anayasanın oluşması da mümkün değil. Şimdi nereden bakarsanız bakın, HDP'nin olmadığı, efendim CHP'nin bulunmadığı, İYİ Parti'nin temsil edilmediği, şu anda işte AK Parti'den kopup yeniden partileşen Geleceğin Deva Partisi'nin veya diğer tüm bileşenlerin bir araya gelerek böyle bir güç oluşturamayacağı bir oluşumun böyle bir şansı yok. Biz o noktada değiliz. Dolayısıyla zaten iktidar da bunu yapmaya çalışıyor. HDP üzerinden bu bloku dağıtmaya, bunu pluralize ederek işte CHP'yi orada kendi başına ya da en kötüsü HDP ile yan yana tutmaya. Bu tarafta efendim daha
muhafazakar sağ görünen diğerlerini ayrık bir yerde tutmaya, yani herkesi kendi gettosunda, kendi bulunduğu mahallelerinde adeta baskılayarak, orada bulunmaya zorlayarak, bölüp parçalayarak kendi iktidarını yeniden konsolide etmeye çalışıyor. Bu oyuna gelmememiz lazım. Dolayısıyla bu bir muhalefet sorunu bugünden sonra. Bütün muhaliflerin, bütün muhalefet partilerinin, herkesin, yani bu sistemden sorunu olan, şikayeti olan, bunun düzelmesini isteyen herkesin yarından, şu andan tezi yok, bu cephede buluşması lazım. Yani bakın, Diyarbakır'a barış gelmezse Edirne'ye barış gelmez. Aynen öyle. Yani Rize'deki insanın mutluluğu Şırnak'takinin mutluluğundan geçer. Konya'daki başörtülü bir çocuk huzur içinde olması için Ağrı'daki bir Kürt gencinin de huzur içinde olması lazım. Yani toplumun bir kesimini ötekileştirip sadece onun üzerinden giderek bir bütünlük sağlamamız mümkün değil. Onun için Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, bütün etnik yapılar, yani kendisini öyle tanımlayanlar, kendisini bir inanca bağlı hisseden, hissetmeyen herkes bu aykırılıklarından bir an önce şu an için sıyrılıp bir ortak cephede buluşmak zorundalar. O takdirde biz demokratik yeni bir sistemi inşa edebiliriz. Efendim bunlar sabahtan akşama kadar anayasa çalışması yapacaklarmış. Kulaklarımız tıkalı. Yani bu yıkımın sebebi olan kişilerin, bu yıkıma sebebiyet veren bu rejim üzerine bunu koruyarak kuracakları bir anayasa, bırakın çözüm olmayı, bu otoriter rejimi daha da tahkim eder. Bu otoriter rejimi daha da tahkim edecekleri hiçbir çalışmanın ne içerisinde oluruz, ne onun tartışıldığı bir ortamda bulunuruz. Kendi kendilerine tartışsınlar. Bizim gündemimiz o değil. Bizim gündemimiz kendi çıkış yolumuzu bulmamız. Bizim kendi manifestomuzu yazmamız. Bizim ötekine ulaşıp, o öteki yapılan herkese el atıp bu cephede bir araya gelmemiz ve aydınlık yarınları birlikte inşa etmemiz. Hukuku yeniden işler kılmamız. Ya hiçbirimizin güvencesi yok. Bakın çok masum bir tweetten, çok masum bir düşünce açıklamasından bugün yaka paça ya Boğaziçi Abluka'da diye bir pankart astığı için evinin önüne polis baskınına uğramış aileler var. Şimdi biraz önce Murat Hocam'ın söylediği gibi sürpriz değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu yardımı kesebilirler. Yani gücü, hukuku, kendi menfaati, kendi politik çıkarları için fütursuzca kullanan, bunun için hiç kimseye hesap vermek zorunda kendisini hissetmeyen, toplumun, devletin, hepimizin kendisini sahibi olarak kabul eden bir anlayış var tepemizde. Hiçbirimizin can ve mal güvenliği bu yüzden yok. Peki. Bunun yolu dediğim gibi itiraz etmekten, bir araya gelmekten, bir güç oluşturmaktan, bu voltranı yarından tezi yok meydana getirmekten tamam. geçiyor. Ya bu haberi dikkate almak lazım diyorsunuz. Kesinlikle. Aşının. Biraz hani umutlu geleceğe bakalım programı öyle bitirelim minvali. Hani ben de kendimce önerilerimi söyleyeyim. Şimdi iktidar sürekli nereden sıkıştıracağının planını yaparken zaman zaman da bizi şaşırtıyor. Yani kutunun dışında bu pazarlama dünyası ve kutunun dışından bakmak diye bir tabir vardır. Ben süreçte muhalefet partilerinin de bu kez kutunun dışından bakabilecek bir strateji gelişmelerini temenni ediyorum. Hani burada belki kendi içlerinde yapacakları araştırma ve anketlerde şu datayı da ölçümleyebilirler. Kutunun dışında düşünülerek yapılmış bir ittifak çalışması. Bu belki meclise getirecekleri yeni siyasi partiler kanuna göre şekillenecektir ama şimdiye kadar yapılmamış bir sistem de olabilir. Burada demeye çalıştığım şey hani beklenmedik partilerin yan yana gelmesinden de öte bir şey anlatmaya çalışıyorum. Kutunun dışı hiç denenmemiş bir şeyi seçmene anlatarak hep birlikte girildiğindeki fayda ile
saha çalışmasında yeni seçmen kazanmaya çalışırken yapılacak efor üzerine bir ölçümleme yapıp belki de biraz kutunun dışından düşünmelerini tavsiye ederim. Ben çok iyi anlayamadım demek istediğimi. Ya mesela demek şöyle demeye çalışıyorum. Ya bizim kafamızda belli ittifaklar var. İşte hani hangi partiler birbiriyle ittifak olabilir bunu düşünüyoruz. Hı-hı. Ama siyasi partiler kanun olarak ne getireceklerini bilmiyoruz. Hı-hı. Yani belki ittifak içerisinde belli yüzdeler de olabilecek. Ya yani şunu yapılabilsin mesela başka parti altından deklare bir şekilde girsin seçime diğer parti. Ben bu seçime bu kadar vekilimle bu parti çatısı altında giriyorum ve meclise girdiğimiz gün partiden ayrılacağız. Bu bir kopuş değil. Bu bizim arkada el sıkışıp yaptığımız bir şeydir. Yani ittifak hani siyasi partiler kanunu şunu getirecekse tamam. Yani ittifak yüzde Cumhur İttifakı oranı, böyle oyunlara girişirse muhalefette bunları muhalefette şey yapmalı, masaya koymalı. İkincisi önerim de şudur. Şimdi ben katılıyorum hocam zaten daha iyi açıkladı. Sayın Bey de söyledi ama ya anayasayı bence tartıştırmaya hiçbir muhalefetin açtırmaması gerekiyor. Daha önce biz bunu yaşadık. Bununla çok sınandık. Torba yasalarda da çok sınandık. Referanda da sınandık. Mümkün değil zaten. Anayasada şunu söyleyebilirler. Mesela parlamenter rejime biz geri döndüreceğiz bile diyebilirler. Yani kutunun dışından bakarak derler ki başkanlık sistemi evet şu konularda çok muhalefet var. Geri adım atıyoruz ve parlamenter sisteme döndürür. Hayır onu da kabul etmeyelim diyorum ben. Bu oltaya bunu da kabul etmeyelim. Çünkü o kadar geriledik ki bizim işlevli bir meclisi bu hak kayıplarını iade edebilmek için o Cumhurbaşkanlığı yetkisine artık ihtiyacımız var. Yani meclisin yönlendireceği oradaki bir demokratın aynı imza yetkisini kullanarak bir buçuk yıl içinde ancak toparlayabileceği bir batış, bir çöküş var. Dolayısıyla anayasayı değiştiriyoruz, parlamenter sisteme de biz geri döndürüyoruz'u da bence kabul etmemek peki gerekiyor. Çünkü bu sefer de şuna bağlayacaklar, hani bakın istikrar diyorduk, geri döndük, sistem çalışmıyor, bu mağduriyetler giderilemiyor. Hani onu da yaşamak istemem bir yurttaş peki olarak. Böyle bir başkanlık sistemine geçildiyse verin bir turda muhalefet bu dümene geçsin. Anca toparlanır. Kısa bir şey söyleyeceğim. HDP'yi kapatmaları mümkün değildir. Hı-hı. Nedeni şu. Birincisi HDP'yi kapattıkları zaman HDP'nin oyunu yükseltirler. İki, HDP'yi kapatmaya kalkıştıklarında AKP kendi içindeki önemli seçmen kitlesini kaybeder. Üçüncüsü seçmen siyasetin çok önünde. Arnavutköy'de benim otobüste dolaşıyoruz. İYİ Parti yani Arnavutköy Belediye Başkanı adayı kardeşimiz İYİ Partiliydi. Sayın Akşener'in bütün cümlelerine rağmen oradaki Kürt seçmenler götürdü, İYİ Parti oy verdi. Yani seçmen önümüzdeki süreçte ne yapacağını çok iyi biliyor. Yeter ki bu siyasi partiler... Bir cümle söyleyeceğim. Yani HDP'yi kapatmak demek Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük demek. Peki Murat Hocam, Murat Hocam buyurun sizi dinliyoruz. Dar ona cesaret edemez. Şimdi öncelikle söylenenlere çok katılıyorum. Önümüzdeki tercih demokrasi ve otokrasi yani otoriterlik arasında. Burada demokrasi derken de sadece işte kurumlar anlamında, seçimler anlamında değil. Demokrasi en temel ekonomik haklarımızla da ilgili olan bir şey. Güven içerisinde yaşayabilmekle ilgili olan bir şey. Önümüzdeki tercih demokrasi ve otoriterlik arasında. Buna ulaşmak için de aslında hepimiz yani toplum olarak siyaseti belki öğreniyoruz ve öğrenmek zorundayız. Yani bir yandan siyasal partiler düzeyinde muhalefet otoriter bir takım hamlelere karşı o da bir siyaset geliştiriyor değil mi? Biraz önce bahsedildiği gibi eğer bir parti kapatma durumu olursa veya bu mali yardımın kesilmesi durumunda buna karşı muhalefetin atabileceği adımlar var. Yaratıcı adımlar var, siyasi hamleler var. Aynı şey seçmenler için de geçerli. Geçmişte biliyorsunuz birçok seçmen stratejik oylar verdi. Seçmen barajı, seçim barajı örneğin otoriter bir kural Türkiye'deki %10 seçim dünyanın hiçbir yerinde yok. Antidemokratik bir kural. Ne oldu? Geçmişte birçok seçmen HDP'ye oy verdi. Aslında HDP seçmeni olmamasına rağmen neden? Demokrasi adına verdi değil mi? HDP parlamentoya girebilsin, ona oy veren seçmenlerin tercihleri, iradesi mecliste temsil edilebilsin diye. Şimdi bu siyasettir. 2011'de bu de siyaset... MHP için yapılmıştı aynı şekilde.
Evet, biraz önce de bahsettiniz aynı şekilde İstanbul yerel seçimlerde de aynı şekilde HDP seçmeni ne için destek verdi Sayın İmamoğlu'na ve diğer adaylara? Demokrasi adına değil mi? Bir demokrasi umuduyla verdiler. Bu işte hepsi siyaset aslında. Yani bu yapılan tercihler aslında siyaset. Burada tabii biz bu demokrasi adına bunu yapacağız. Fakat Salim Bey'in söylediğine de çok katılıyorum ve diğer söylenenlere. Tabii bunu yaparken de öğreniyoruz. Yani birçok konudaki işte toplumumuzda birçok ötekileştirme var. Yani buna biz birçok insan da farkında olmadan aslında buna katılıyor olabilir. Yani ben hiçbir konuda düşüncemi değiştirmeyeceğim, hiçbir konudaki ön yargımı değiştirmeyeceğim. Toplumdaki diğer kesimler hakkındaki hiçbir görüşümü değiştirmeyeceğim. Ama demokrasi istiyorum, hukuk istiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey yok, doğru. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Yani hepimizin aslında mevcut kanaatlerimizi, ön yargılarımızı mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Burada sivil toplum, seçmenler, siyasal partiler arasında bir alışveriş, bir sinerji olması lazım. Muhalefet partilerinin mutlaka bir demokrasi ittifakında buluştuklarını topluma göstermeleri lazım. Bunu yapabilme, bu demokrasi ittifakı da biliyorsunuz seçim ittifakından farklı bir şey. Yani seçim ittifakı daha ideolojik bir şey olabilir. Daha programatik bir şey olabilir. Ama demokrasi ittifakı daha şemsiye tarzı bir ittifak. Yani demokrasiyi inşa etmek için ortak ilkeler ve hedef üzerinde anlaşmak, bir yol planı üzerinde anlaşmak anlamına geliyor. Muhalefet partileri bunu yapacaklar. Bu konuda zaten atılan adımlar var. Ama toplumun da tabii bunu desteklemesi, sivil toplumun da bu anlamda da muhalefet partilerini yönlendirmesi çok önemli diye düşünüyorum. Peki. Yani evet. Yok, son cümlenizi söyleyeyim. Tabii bu, evet. bu ikili ilişki tabii çok önemli. Çünkü muhalefet partileri de tabii eleştiriliyor. Ama toplumdaki hiçbir var olan kırılmalar, var olan ön yargılar, bunlar da aynen devam ettiği sürece de tabii muhalefet partilerinin manevra alanı da tabii kısıtlı kalacaktır. Yani evet. Murat Hocam, epeydir yayın yapmıyorduk sizinle. Pandemi süreci vallahi en azından görüntü itibariyle iyi gelmiş. Gecenin bu saatinde olmasına rağmen son derece dinç, aydınlık bir görüntüyle yayınımıza katıldınız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bilmukabele. İyi geceler. Sağ olun. Gülsü abi, niye kapattınız onu? Ya bitiriyoruz zannettim. Bitiriyoruz ama sizin mesajlarınızla bitireceğiz. Tamam dediniz de biz burada bu konuştuğumuz konuda bir CHP milletvekili olarak son sözü evet, söyleyin. Ben lütfen hocama katılıyorum. Millet İttifakı, başta benim partim Cumhuriyet Halk Partisi, çok somut, anlaşılabilir 3 program koyacağız. Onun dışındaki hepsi lüzumsuz laflardır. 1- ekonomi, can alıcı. 2- işsizlik. 3- özgürlük. Bu 3 konuda bizim de bizim dışımızdaki Millet İttifakı partilerinde çok somut, anlaşılabilir ve sokakta olması lazım. Birebir vatandaşa gideceğiz. Gitmediğiniz köy sizin köyünüz değil. Öyle bitireyim. Peki sokakta olduğunuzda şu az önce açıkladığımız rakamları destekliyor mu durum? Bakın az bir fark değil. 7-8 puanlık fark Millet İttifakı ile bana göre daha fazladır açıyor. O daha fazladır. Nedeni şu. Yani özellikle gitmiş olduğum bölgeler muhafazakar ya da geçmiş dönemde AK Parti'ye oy veren seçmenlerdir. En çok büyük yoksulluk da oralarda var. İstanbul'un çeperlerine baktığınızda İstanbul çeperleri büyük bir sefalet içinde. İstanbul'da ilk kez tarihimizde programın başında da söylemiştim. Çok büyük göç var. Göç nedeni yoksulluktan kaynaklı bir şeydir. Hani o taşı toprağı altın dediğimiz yer, hı hı, ne yazık ki her taraf beton oldu. Peki efendim.
Bu zaman Fesih Bozkurt bu zamana kadar işte Cumhuriyetçiler, efendim Kürtler barışık yaşasalardı şimdi işte bu kişilere ekmek çıkmaz diyor. Bir izleyicimiz demiş ki işte bunların iktidarında geçen 18 yılımı, hayatımın bir bölümünü benden çalınmasıyla eşdeğer tutuyorum, artık yeter demiş. Ondan sonra Ayşen Hanım'a sonuna kadar katılıyorum demiş Ali Topçuoğlu. Bu ucube düzensizlik ancak o şekilde düzeltilir diyor. Ondan sonra Ertuğrul Uğuz aynı şekilde hislerimize tercüman oldu diyor. Yine Salim Bey'e katılan izleyicilerimiz. Vallahi sağ olun, iyi ki varsınız. Esma Yıldırım ne diyor? Ne yaman çelişkidir ki iktidar teröristleri TRT'ye çıkartmaktan çekinmiyor. Ama meclisteki resmi bir partiyle görüşen muhalefeti terörist olmakla suçluyor. O peki, muhalefet partisiyle kendileri de görüşüyorlar. Görüşmemezlik yok. Gürsel Tekin çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız için. Salim Şen çok sağ olun. Bir kez daha çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. İletişimci yazar Ayşen Şahin çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. Son söz söyleyebilir miyim? Ben çok kısa. Tamam, çok kısa söyleyeceğim. Murat Hoca'nın söylediği Demokrasi İttifakı'nın farkı şudur. Partilerin duruşları, omurgaları vardır. Ama Erdoğan bile bu önümüzdeki seçimlerin hayat memat meselesi olduğunu zikrediyorsa bence ana söylem şu olmalıdır. Velev ki herhangi bir partiyi kapattın, bizim partimizin içerisinde onların adaylarına elbette yer vardır. Beklenmedik partilerin de söylemesi bence bu seçimin önemi konusunda peki, halkta da olumlu bir intiba yaratacaktır. Kapatmam lazım. Aynen kapatmam öyle lazım. Yani bir çaresi vardır. İmajı evet verecektir. Efendim bakın, boşuna değil bu turlar. Yani ben muhalefet arası turu söylemiyorum. Ondan önce Cumhurbaşkanı'nın turları biliyorsunuz başladı. Saadet'e kanca atmalar falan. Seçim hakikaten 2023'te olacaksa bu trafik ne, bu acele ne, bu telaş ne? Bütün bunları biz açıkça da ele almaya devam edeceğiz. Perşembe günü buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.